Herkese selam arkadaşlar. Daha önce paylaştığım demo amacıyla geliştirilmiş Oki oyunu videosu ile ilgili birkaç mail ve yorum aldım. Genel olarak bu etkileşimler araya taş atma sistemi nasıl yapılıyor tarzındaydı. Ve bunun sonucunda birkaç videoluk bir seri hazırlamaya karar verdim. Öncelikle ayrıntıları belirtmem gerekirse bu uygulamayı C# dilinde Unity 3D üzerinde gerçekleştireceğiz. Kullandığım Unity sürümü 2018.3.7'dir. Bunu belirtmemin sebebi ise Unity çok hızlı gelişen bir platform ve sizin yüklediğiniz Unity benimkinden farklılık gösterebilir. Ve artık başlayabiliriz. Bir Unity 3D projesi oluşturalım. Projeyi OK isminde ve 2D template üzerinde oluşturuyorum. Ardından Sprite isminde bir klasör oluşturup daha önce hazırladığım Sprite assetlerimi bu klasörümün içine atıyorum. Sprite'larım gördüğünüz üzere bir isteka ve OK taşlarının bulunduğu iki tane resimden ibaret. Burada build target'ımı Android olarak değiştireceğim. Bu sayede sprite yerleşimlerimi daha kolay yapmış olacağım. Tam olarak bana sağladığı şey portrait ve landscape ekran görüntü modları. Biz burada landscape görüntü modunu kullanacağız. Landscape görüntü modu cihazımızın yatay konumdaki hali anlamına gelmektedir. OK taşlarının bulunduğu sprite'ımı bölümlemem gerekiyor. Bunun için Sprite Properties sekmesinde Sprite Mode kısmını Multiple seçeneğine getiriyorum. Ardından Sprite Editör'e girip split edeceğimiz miktarı hesaplayıp Slice seçeneğini kullanarak bölümleme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu kısımda her bir taşa isim vermemiz ileride kullanım kolaylığı açısından daha sağlıklı olacaktır. Burada taşlarımın yerleşimi için placeholder'lar oluşturuyorum. Bir tane taşımı alıyorum ve boyutunu ayarlıyorum. Sonra bunları yan yana belli bir koordinasyon içerisinde dizip bir tane parantin içerisine alıyorum. Son olarak sprite renderer'larımı siliyorum.
sonradan kullanabilmek amacı ile bir Game Controller objesi oluşturup yeni bir script'i içerisine atıyorum. Bir empty taş prefabı oluşturuyorum. Boyutlarını placeholder'larımla aynı boyda getirip box colder komponenti ile blok adında bir script ekliyorum. Şimdi ilk bölümümüzün konusu olan mouse ile obje hareketi kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Buradaki kodları kısaca açıklayacak olursak, ScreenPointRay, argümana göre ekran noktasından geçen vektör 3 formatında bir ışın döndürmektedir. InputMousePosition ise şu anki mouse konumunu piksel cinsinde vermektedir. Göreceğiniz üzere mouse'umuzla taşımızı hareket ettirmiş olduk. Bu bölümde bir taşı ekranda nasıl mouse ile hareket ettirebileceğinizi ve bazı küçük ayrıntılara değindik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle.